20 Ağustos akşamı saat 9 sularında Moskova yakınlarında bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın olduğu bölgeden alınan bilgilere göre içinde Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın da olduğu bir araç infilak etti. Yapılan incelemelerin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiğini bildirdi. Aracın Alexander Dugin'e ait olması sebebiyle patlamada kızı yerine Dugin'in hedef alındığı ihtimali akıllara geliyor. The Ukrainian part which has chosen the globalism, globalization, the Anglo-Saxon hegemony, the imperialism of America. Olay yerinde hayatını kaybeden Dugina, Rusya'da tanınan bir gazeteci olmasının yanı sıra aynı zamanda Uluslararası Avrasya Hareketi Kuruluşu'nda da siyasi gözlemcilik görevini sürdürüyordu. Dugina, Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı. Very proud that Russian army is now step by step taking control of the zones which were under the terrorists. I am supporter of Putin, so I'm transmitting the will of our of conservative society of Russian identity. Babası Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'nde başkanlık görevini yürütüyor. Rusya siyasetini büyük ölçüde etkilediği düşünülen Dugin'e Putin'in Rasputin'i de deniliyor. You are known as Putin's Rasputin and I've even seen Putin's brain. So he has listened to you in the past. The base of this affirmation is precisely the correspondence between what Putin does and what I always say. Rusya'nın olayla ilgili Ukrayna'yı suçlaması üzerine Kiev'den yanıt gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak iddiaları gerçeklikten uzak olarak tanımladı. Öte yandan Ukrayna cephesinde ilginç bir olay yaşandı. Dugina'nın öldürülmesinden bir gün sonra Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi Oleksandr Nakonechny evinde ölü bulundu. Ukrayna polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken söz konusu iki olay arasında bir bağ olup olmadığı akıllarda soru işareti olarak kalıyor.